Evet, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın açıklamalarını biz sizlere yeniden ekranlara getireceğiz. Altyazıyla Hikmet Tanrıverdi ile sohbetimiz devam ediyor. TGS halka açılıyor dedik. 2011 kar 2,5 milyon TL'ydi zannediyorum. 2600 evet. Küsur. Yine ihracat rakamı olarak 1 milyar dolara mı yaklaştı? Geçen sene 745 milyon dolardı. Bu sene 1 milyar doların üstünde olacağız. Dün de Sayın Başbakanımızın elinden ikincilik ödülümüzü aldık. Bu sene herhalde büyük bir ihtimalle birinci olacağız gibi gözüküyor. Tabii şimdi burada halka arzla birlikte hem şirketimize olan güven tazelenmiş olacak. Hem SPK denetiminde güvenilir bir kurum olma özelliği ortaya çıkmış olacak. Hem de diğer finans kaynaklarına da rahat ulaşabilme imkanı olacak. Şimdi ihracatta biliyorsunuz yani Türkiye'nin bundan sonra ne yaparsa yapsın, yani hangi ekonomik pozisyona gelirse gelsin, kaçınılmaz bir şey var. Türkiye'nin ihracatını artmak zorunda. Hı hı. Ve ihracatçısını desteklemek zorunda. Bu tür şirketler aslında, şimdi yine bir takım çalışmalar da var. Bu tür şirketler bir takım avantajları KOBİ'leri yayma konusunda daha avantajlı. Çünkü yani bir yerde işte 250-300 firmanın bir kuruma gidip başvurması ve oradan bir takım destekleri alması veyahut da işte KDV iadesinden tutun diğer konulara kadar burada toplu olarak yapıp bunlar arasındaki düzeni bu şirket kanalıyla sağladığınızda çok daha büyük avantajlar elde ediyorsunuz ki geçmişte Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin gelişme sistemlerinde aslında bu dış ticaret şirketleri var. Türkiye'de çok fazla maalesef geliştiremedik bu şirketleri. Evet. Yani inşallah biz bunun öncüsü olacağız diye düşünüyorum. Daha önce çok ortaklı modeller denendi. Onların kendilerine göre belli bir dönem sonra çok ortaklı olmasından kaynaklı sıkıntılar var. Burada bizim bir aile şirketi gibi bir yapımız var. İki ortağız, yani iki grup ortağız. Tesadüf olarak ikimizin de soyadı Tanrıverdi ama aslında akrabalığımız yok. Öyle bir organizasyon yapımız var. Yani ihracatı arttırdıkça elimizdeki kaynakları da ihracat finansmanında kullandığımızda yani şirketin geleceği hakkında çok olumlu bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Yani alanların hele uzun vadeli düşünenlerin çocuklarını çok rahat bırakabilecekleri bir istek kağıdı olacak diye düşünüyorum. Yine burada belirtmek lazım. %10'luk da bonus hisse var. Kaç gün? Eğer 90 gün boyunca hesaplarına tutarlarsa hissenizi %10 bonus pay teşviki var. Yani bu biz tabii dediğim gibi daha çok küçük yatırımcılara yönelik. Yani de aynı gün işlem görür hemen değil mi? Tabii. Yani küçük yatırımcılara ve belki de birçok borsaya ilk girecek olan insana da vesile olacağımızı düşünüyorum. Hı-hı. Yani çünkü netice itibariyle biz temettü politikası olarak da yani her yıl temettü vermeyi planlayan. Çünkü neticede biz bir hizmet sektörüyüz. Yani karımızın bir kısmını dağıtabilecek noktada olacağımızı düşünüyorum. Ve onun haricinde de zaten finansman bu halka arzla gelecek olan para, burada bir hisse satışı yok. Yani şirket ortaklarının satışı evet. Yok. Tamamen sermaye arttırımı şeklinde. Satıştan gelecek olan para da tamamen ihracatın finansmanında kullanılacak. Şimdi burada halka arz fiyatı 5 lira 60 kuruş. Ve halka arz büyüklüğü yüzde kaç olacak? %33'ünü halka arz ediyoruz. %80. 5 milyon liralık sermayeyi 7,5 milyon liraya çıkıyoruz. 2,5 milyon liralık bir sermaye artışı yapıyoruz. %80 yurt içi bireysel, %20'si de yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara gidecek. 30-31 Mayıs bir kere daha tekrar edelim. Biraz yani yarın başlıyoruz. Evet, yarın inşallah yarın öbürsü gün. Yani tahmin ediyorum ciddi bir şekilde de talep konusunda da halk yatırım konsorsiyumunda 18 aracı kurumun bulunduğu bir şeyle satışa çıktık. Yani o da bizim için sevindirici bir gelişme oldu. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde bu konuda aldığınız duyumlar veyahut da yaptığımız görüşmelerden evet. Yani ciddi bir talep geleceğini de bekliyoruz. Umarım halka hem borsa açısından hem de bizim sektör açısından yani biz ağırlıklı tekstil sektörü evet. gibi gözüküyoruz ama başka sektörlerin de ihracatına aracılık edebilecek bir modeliz. Diğer sektörlerde yayılacak bir model.
umuyorum. Hayırlı olsun diyelim. Alanlar için de iyi olacak diye düşünüyorum. Peki, TGS dış ticaret halka açılıyor dedik. Çok teşekkür ediyoruz. Sen Hikmet Tanrı verdi. Süremizin sonuna geldik. Zira Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım da hali hazırda konuşmasına devam ediyor. Oraya kulak vereceğiz şimdi. Çok teşekkürler. Peki, teşekkürler. Sağ olun. Bekle.